değerli izleyiciler. Adım Süleyman Ekici. Doktor öğretim üyesi olarak İnönü Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde çalışmaktayım. Bugün içinde yaşadığımız süreçte COVID salgınının devletlere, toplumlara ve uluslararası sisteme ne tür etkileri olacağı konusunda bir program sunacağız. Baktığımız zaman salgın hastalıklar insanlığın özellikle yerleşik hayata geçtiğinden beri karşılaştığı durumlardır. Bu salgın hastalıkların birçoğu da özellikle hayvanlardan insanlara geçerek insanlar arasında yayılmayla çok büyük sıkıntılara tarih boyunca neden olmuşlardır. Baktığımız zaman salgınların toplumlarda önemli yıkımlara neden olduğu gibi önemli değişikliklere de yol açtığını söyleyebiliriz. Bu anlamda COVID salgını da 2019'un sonlarında Aralık ayında Çin'de çıkarak dünyanın kısa zamanda dünyanın her yerine yayılmasıyla dünyanın hemen hemen tüm ülkelerini ve toplumlarını bir derece etkilemiştir. Bu hastalığın bu şekil yayılmasının kolaylığının birkaç etkeni vardır. Burada öncelikle bu hastalığın diğer önceki salgınlardan en önemli farkını solunum yoluyla bulaşmasını söyleyebiliriz. Bu insanların çok basit ilişkiyle belli bir mesafede olsalar bile bulaşmasını kolaylaştırmıştır. Bir diğer yanı da küreselleşmenin getirdiği imkanlarla veya durumlardan dolayı ulaşım imkanlarındaki büyük olanaklar hastalığın dünyanın her yerine çok kolay yayılmasını sağlamıştır. Baktığımız zaman belki ulaşım imkanlarındaki bu kadar ulaşım araçlarındaki bu kadar olanak olmasaydı bu hastalık çok daha geç dünyaya yayılabilirdi. Tabii her hastalığın olduğu gibi bu hastalığın da önemli etkileri olmuştur. Örneğin eski bazı salgınlarla ilgili örnekler vererek belki bugüne benzerlikler veya farklılıklar açısından kıyaslamalar yapmamızı sağlayacaktır. Örneğin kara veba Avrupa'da baktığımız zaman toplumu çok büyük etkilemiştir. Fakat o süreçte Yahudilerin etkilenmemesi toplumda bu hastalıktan dolayı Yahudilerin suçlu görülüp onlara karşı olumsuz tavır alınmasını sağlamıştır. Bazı yönlerden de baktığımızda kara vebadan dolayı özellikle insanların ölüm ve hayatla ilgili histeri seviyesinde uçlara gitmesine yol açmıştır. Bu anlamda baktığımızda çiçek hastalığı ise özellikle Güney ve Kuzey Amerika'nın İspanyollar tarafından ele geçirilmesinden sonra yerliler üzerinde çok büyük etkiye sahip olmuştur. Çok az sayıda insanla Meksika yöresine giden İspanyol fatihler kendileri bağışıklığa sahip oldukları için çiçek hastalığından o kadar etkilenmemişlerdir. Fakat çiçek hastalığının bulaştığı Kızılderili dediğimiz Amerikan yerlilerinin çok büyük sayılarda ölmesi Kızılderililerin toplumsal olarak çökmesine hatta algı olarak baktığımızda yani sizin tanrınız bizim tanrımızdan daha güçlüdür deyip toplu olarak Hristiyanlığa dönme şeklinde toplumsal değişime de yol açmıştır. Baktığımızda tabii her dönemin kendine yönelik özellikleri salgının seyrini ve etkilerini belirlemiştir. Baktığımızda
söylediğimiz gibi bu hastalığın çabuk yayılmasında yani hastalığın kendi niteliği kadar küreselleşme sürecinin de önemli bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat eski hastalıklarla, salgınlarla kıyasladığımız zaman şunu da rahat söyleyebiliriz. Bütün kayıplara rağmen insanlığın bilim ve teknolojide aldığı yol bu hastalığın etkilerinin daha az olmasına yol açmıştır. Şu anda 2 milyondan fazla insanın vefat etmiş olmasına rağmen eski mesela bir İspanyol gribiyle düşünüldüğümüzde 50 milyondan fazla insanın öldüğü 1918, 19, 20'li yıllarda bu kadar insanın öldüğü bir hastalıkla kıyasladığımızda halen ve ölümcüllüğü yüksek bu hastalığa karşı insanlığın önemli bir başarı elde ettiğini söyleyebiliriz. Artı aşının bulunmuş olması en azından şu anda dünyada ondan fazla aşının bulunmuş olması ve uygulanıyor olması da dediğimiz gibi insanlığın bilimde aldığı mesafenin bu salgın karşısında daha az zararla atlatılmasına yol açmıştır. Baktığımızda bu hastalığın tabii toplumlara, devletlere fazla etkisinin olmamasının bir diğer şeyi de dijital süreçlerin, dijitalleşmenin getirdiği imkanlar da önemli olmuştur. Nasıl? Belki önceki hastalıklar döneminde insanlar çalışmak için evlerine gitmek zor, iş yerlerine gitmek zorunda kalmışlardır veya okullara gitmek zorunda kalmışlardır. Ama günümüzde bu dijitalleşmenin getirdiği imkanlarla insanların birçok faaliyeti, işini evde yürütebilmesi doğal olarak bu hastalıkla karşılaşmaları açısından karşılaşma olasılığını düşürdüğü için hastalığın etkisinin daha az olmasına yol açmıştır. Bu hastalığın en büyük zararı belki de şunu söyleyebiliriz. Toplumların ulusüstü örgütlere, işte Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi örgütlere olan güvenini sarsacaktır. Bu anlamda insanların ulus devlete bağlılıklarını arttırabilecek bir potansiyele sahiptir. Çünkü bu hastalık sırasında ulusüstü örgütlerin gerekli önlemi almada, gerekli tepkiyi vermede yetersiz oldukları devletlerin yine mesela baktığımız zaman Avrupa Birliği'ne bağlı devletler, Avrupa Birliği üyesi devletlerin birçok yönden kendi imkanlarıyla bu salgın hastalıkla baş etmek zorunda kalmaları doğal olarak insanların bu tür ulusüstü örgütleri sorgulamalarına yol açacaktır. Bu da ileride Avrupa Birliği açısından potansiyel bir tehlike olarak ortaya çıkmıştır. Dediğimiz gibi bu salgının en önemli yanı devletlerin daha çok kendi imkanlarına dayanmak zorunda kalmalarının en açık bir şekilde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Burada bir diğer şey de özellikle gelişmiş ülkelerde Covid'in doğrudan sonucu değil ama Covid'den dolayı dünyanın hemen hemen her yerinde uzun süreli kapanmalar oldu. Bu kapanmalar da doğal olarak ekonomik krize yol açtığı için doğrudan sonucu değil ama bu ekonomik krizlerden dolayı kaybeden özellikle batıdaki orta sınıfın bundan evvel de başlamış olan hem küreselleşme karşıtı hem de ırkçı ve yabancı düşmanlığına varan akımların, hareketlerin güçlenme potansiyeli daha fazladır. Çünkü Covid'den dolayı ekonomik durum daha da kötüleşeceği için bu ekonomik durumun kötüleşmesi doğal olarak ırkçı, yabancı düşmanı, göçmen düşmanı düşüncelerin daha da artmasına yol açacaktır. Ki bu batıdaki bazı olumsuz faaliyetleri gördüğümüzde bu da şey olarak
yaşanan bir gerçek olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer şey özellikle sağlık harcamalarında çok büyük masraf yapan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkeler bu hastalık karşısında çok başarısız olmuşlardır. Başarılı olan topluluklar, devletler genel olarak baktığımızda Japonya, Güney Kore, Çin, Almanya'yı söyleyebiliriz. Bu ülkelerin başarılı olmasını bu ülkeleri ikiye ayırarak söyleyebiliriz. Ya Çin gibi tam bir otoriter devlette insanları tüm hak ve özgürlüklerini tamamen kısıtlayarak kapanma şeklinde yapabilir. Ya da Japonya, Kore ve Almanya gibi, özellikle de Japonya ve Kore'yi de özellikle bildirmek lazım. Toplumsal kültürü gelişmiş olan, siyasal kültürü gelişmiş olan, devlet toplum gerginliğinin çok fazla olmadığı toplumlarda bireyler yaptıkları fedakarlıkların devletler ve toplumlar için gerekli olduğunu düşünerek bilinçli hareket etmeleri doğal olarak bu hastalığa karşı başarı elde etmelerine yol açmıştır. Özellikle Japonların sadece bu hastalığa karşı diyemeyiz. Normalde de deprem ve benzeri felaketler karşısındaki o bilinçli hareketleri, bilinçli davranışları nasıl o tür felaketlere karşı başarılı olmalarına yol açıyorsa, o bilinç aynı burada da çok önemli bir işe yaradı. Bu da özellikle şunu göstermiştir. Evet, bireycilik düşüncesi çok önemlidir. Toplumsal gelişmelerde olumlu gelişmelerin ortaya çıkmasında önemlidir. Ama kesinlikle devletlerin vatandaşlarına o toplumsal bilinci vermeleri gerekiyor. Bu toplumsal bilincin olduğu devletlerde sizin Çin gibi baskı yaparak insanları özgürlüğünü ortadan kaldırmanıza gerek kalmadan insanlar bilinçli bir şekilde hareket ederek hastalığın yayılmasını önleyebiliyorlar. Tam tersinden de baktığımız zaman Avrupa'da bütün bu ölümler ve krizlere rağmen birçok siyasal gösteri ve faaliyetlerin rahatlıkla yapılması, çatışmaların olması da aslında batılı insanlardaki o bireycilik düşüncesinin yanlış tezahürü olarak da görebiliriz. Dolayısıyla da bu tür etkinlikler hastalıkların çok kolay yayılması açısından bir imkan veya bir şart oluşturduğundan dolayı biz Batı'nın o bireyci düşüncesinin olumsuz etkilerini bu hastalıkta görebilmekteyiz. Burada özellikle neoliberal politikaların uygulandığı devletlerdeki sıkıntılar büyük ihtimalle Batı'da sosyal devlet veya müdahaleci devlet anlayışını savunan hareketlerin, düşüncelerin, partilerin yükselişe geçmesi gibi bir duruma da yol açabilir. Ama burada baktığımız zaman bu konuda özellikle Amerika'nın başarısız olmasında benim şahsi kanaatim Amerika'nın bu anlamda neoliberal politikalarından ziyade Amerika'nın federal yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın salgınla ilgili yüzlerce kurumunun olması ama bu kurumların eyalet bazında, federal bazda ve yerel bazda farklı farklı seviyelerde örgütlenmesi, özellik adına da bunların birbiriyle olan ilişkisinin olmaması, dolayısıyla bu hastalık gibi normal felaketlerin çoğunda da olduğu gibi çabuk koordine olup müdahale etmeyi gerektiren bir durumda başarısız oluyor. Amerika'nın başarısızlığı ile ilgili Ferit Zekeriya'nın Pandemi Üzerine 10 Dersler isimli kitabında da belirttiği gibi Amerika'nın bu anlamda kurumu yok değil. Ama kurumlarının farklı seviyelerde, farklı şekillerde örgütlenmiş olması bu kurumların birbirinin ile
koordine haline getirilmesini engellemiştir. Amerika'nın başarısızlığı sağlık politikalarına veya sağlık harcamalarına az para yatırmasından ziyade sağlıkla ilgili, özellikle de salgınla ilgili kurumlarının çok farklı olması ve bunların bir seviyeye, bir amaca yönelik olarak koordine edilememesi olarak görebiliriz. Burada bu hastalık şunu da göstermiştir. Bu hastalık ülkelerin, dijitalleşmiş toplumların daha başarılı olmasını, dijitalleşme sürecini tamamlamamış toplumların da dijitalleşmeyi tamamlamasına veya daha ileri getirmesine yol açmıştır. Burada dijital teknolojilerin kullanıldığı sektörlerin işte e-ticarettir, diğer birçok sektörün rahatlıkla uyum sağladığı ve bu salgının ve krizin etkilerini bir nebze hafiflettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca özellikle ulaştırma, e-ticaret ve haberleşme ve internet altyapısının iyi olduğu toplumlar salgının etkilerini daha az hissetmiş durumdadırlar. Bunun içinde özellikle şunu söyleyebiliriz. Devletlerin bu anlamda bu sektörlere yönelik çaba içerisine girmesi gerekiyor. Ben Slovan Zizek'in söylediği gibi bu olayların sonunda yeni bir komünizm anlayışının dünyada ortaya çıkacağı gibi bir kanaatte değilim. Çok çok sosyal devlete yönelik biraz canlanma olabilir. Bir diğer şey, bazı insanlar Batı'nın özellikle Çin'den vazgeçip başka toplu başka yörelere kayabileceği gibi bir düşünceler ileri sürenler vardır. Ben bunun olabileceği kanaatinde değilim. Çünkü bütün olumsuzluğuna rağmen Çin kalifiye eleman ve ucuz işçilikte sayı ve miktar olarak şu anda rakipsiz bir ülke konumundadır. Dolayısıyla dünyanın birçok sektöründe Çin'e rakip olabilecek herhangi bir potansiyele sahip ülke olmadığı için bu durumun olabileceğini, yani büyük şirketlerin Çin'den vazgeçebileceği gibi bir kanaate sahip değilim. Bunun olabileceği gibi bir durumun ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Burada bir diğer şey, baktığımız zaman özellikle bireysel ve toplumsal psikolojinin öne çıktığı, sosyal hizmetin, hasta bakımının, çocuk bakımının çok önemli olduğu bir süreci yaşadık. Belki bundan sonraki COVID sonrası bu alanda çok daha fazla devletlerin çaba göstermesi gerekecektir. Çünkü gerçekten bireylerin bireysel olarak psikolojisi bozulduğu gibi topluluk olarak da sıkıntı, hem salgın hastalık hem de kayıpların, can kayıplarının hem de ekonomik kayıplarının getirdiği büyük sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Devletlerin sadece ekonomik yanı değil, toplumların ve bireylerin bu yanını da düşünerek harekete geçmesi gerektiği kanaatindeyim. Devletlerin bu anlamda, bu konuda da önemli çalışmalar yapması gerekmektedir. Baktığımız zaman bu hastalığın belki de uluslararası alanda veya doğa açısından tek olumlu etkisinin toplumların kapanmasından dolayı doğanın kendisini yenilemesine fırsat vermesidir. Gerçekten birçok mega kentte, dünyanın birçok mega kentinde özellikle hava ve su kirliliğine yönelik yaşanan olumsuzluklar bu kapanma dönemlerinde doğanın kendi kendini yenilemesine imkan sağlamıştır. Bu da doğal olarak belki de bu hastalığın
en önemli olumlu sonucu olarak da görebiliriz. Bu konuda özellikle dünyada geçmişte neler yaşanmış, nasıl etkilediğini öğrenmek açısından da dünyayı değiştiren 12 hastalık isimli bir kitap var. İş Bankası yayınlarında çıkmış. Onu özellikle okumanızı tavsiye ederim. Ayrıca tüfek, mikrop, çelik sadece belirli bir yanına değinmiştir. Ferit Zekeriya'nın Covid'den çıkarılacak 10 ders veya Covid üzerine 10 ders isimli kitabı da hastalığın etkileriyle ilgili, günümüzdeki etkileriyle ilgili önemli düşünceleri dile getirmektedir. Bu konuyla ilgili olarak baktığımız zaman toplumların doğal olarak bazen bu salgın hastalıklarda olumlu anlamda bilimsel olayı çözmeye yönelik yöne giderken bazı salgınlarda da olayı açıklayamayınca daha çok teorik bazda olumsuz ve akıl dışı yöntemlere kayma durumları da olabiliyor. Ben bu hastalığın geçmiş hastalıklardan farklı olarak toplumlarda akıl dışı yollara tevessül edebileceğine inanmıyorum. Genellikle baktığımız zaman dünyadaki toplumların da devletlerin de genel olarak bilimsel anlamda çözümler üzerinde durduğunu, bilimsel yöntemlerle çözüm aradığını söyleyebiliriz.